Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı var. Bir ABD'ye gidelim. Cüner Medya Grubu ABD temsilcimiz Ali Çınar'a bağlanalım. Ali, selamlar. Merhaba, direkt yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Gün boyunca hareketlilik vardı. ABD'nin ek askeri takviyesini de aslında konuştuk. Nasıl yankılanıyor burada o durum? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e tam destek devam ediyor. Zira bugün Başkan Biden'ın 3 telefon görüşmesi oldu. Birincisi İsrail Başbakanı Netanyahu ile oldu. Gazze ve çevre bölgedeki gelişmeleri ele aldıkları yazılı mesajda da dile getirildi. Bilhassa Gazze'ye giden ve ihtiyaç sahibi Filistin halkına dağıtılan ilk insan yardımı konusunda İsrail'in desteğinden dolayı da memnuniyet de belirtildi. Aynı zamanda da rehine konusu da gündeme geldi. Bu konuda iki Amerikanın serbest kalmasından dolayı da Başkan Biden Netanyahu'ya teşekkür etti. Ondan sonra Papa Francis'le bir telefon görüşmesi oldu. Yine İsrail'deki son gelişmelerle ilgiliydi. Ve son olarak da Başkan Biden, Kanada Başbakanı, İngiltere Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesiyle bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Yani sözün özü, Beyaz Saray yoğun bir telefon diplomasisiyle bugün zamanını geçirdi. Ama ilk soruna gelirsek Dilek, Pentagon tarafında yoğun hareketlilik devam ediyor. Zira Savunma Bakanı Austin yaptığı resmi açıklamada daha fazla savaş uçak gemisinin bölgeye intikal etmeye başladığını, aynı şekilde şu anda Eisenhower savaş uçak gemisinde CENTCOM merkez komutaya bağlandığını dile getirdi. Bununla beraber de terminal yüksek irtifa saha savunma sistemiyle Patriot bataryalarının da bölgeye nakledileceğini dile getirdi. Yani yoğun bir Amerikan askeri varlığı da arttırılmaya devam ediliyor. Tabii Austin'in açıklamalarına baktığımızda sadece İsrail karşıtı aktörlere ki İran'ı ve İran'la çalışan gruplara da atıfla söyleniyor ama burada İsrail'in güvenliğine de destek vermek amacıyla da altı çiziliyor. Zaten 3 gün önce Yemen'den fırlatılan 3 roketin ABD tarafından düşürüldüğünü İsrail'e giderken biliyoruz. O nedenle askeri bir varlığın artışı devam edecek sinyalleri de Beyaz Saray yönetiminden net şekilde geliyor direkt. Ali, çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol bağlantın için.